Kartal çocuklar. Ben Merkez Kreş'ten Özge Öğretmen. Bir video daha karşınızdayız. Evet, şimdi sizlere dersimize başlamadan önce küçük bir egzersizle başlıyoruz. Önce hareketlerimizi hep beraber yapalım, sonra dersimize geçelim. Hareketlerimizi başlayalım. Önce burnumuzdan nefes alıp ağzımızdan veriyoruz. Şimdi kafamızı öne, arkaya, sağ, sola. Öne, arkaya, sağ, sola. Son kez hareketimizi yapıp dersimizi bitirelim isterseniz. Kollarımızı uzatıyoruz ve ellerimizi aç, kapa, aç, kapa, aç, kapa yapıyoruz. Evet çocuklar, egzersizimizi bitirdiğimize göre dersimize geçebiliriz. Bugün sizlerle Türkçe sanat etkinliği yapacağız. Konumuzu önce sizlere ufak bir anlatayım isterseniz. Bugünkü dersimizdeki konumuz geri dönüşüm. Geri dönüşüm nedir? Sizleri kısaca bilgilendireyim isterseniz çocuklar. İnsanlar tarafından tüketilen ve her türlü atığın toplanmasına, toplanıp daha sonra değerlendirilmesi için onları tekrar değerlendirmeye geri dönüşüm denir. Günlük hayatımızdan örnekler vermeye çalışırsak çocuklar, günlük hayatımızda kullandığımız şişe, plastik, kağıt, piller, atık yağlar gibi bir sürü geri dönüşüm ürünlerimiz vardır. Şimdi ben de sizlerle birlikte geri dönüşüm için konumuza uygun olarak artık materyallerden bir etkinlik yapacağım. Şimdi etkinliğimize geçmeden önce isterseniz bir malzemelerimizi sayalım. Bir tane atılması gereken bir CD, 4 tane pipet, 2 tane oynar göz ve bir de silikon tabancamız var. Silikon tabancamızı siz ailelerinizin yardımıyla kullanın ki daha dikkatli kullanmış olun, olur mu? Şimdi faaliyetimize geçelim isterseniz. Önce kollarını oluşturmak için 2 tane pipetimi yapıştırıyorum. Sonra ayaklarını yapmak için 2 tane pipetimi de alt tarafına yapıştırıyorum. Ve daha sonra gözlerini yapıştırmak için silikon tabancamdan yardımımı alıp atılması gereken malzemelerden şöyle iki eli, iki ayağı ve iki tane gözü olan bir çocuk yapıyorum. Sizler de evinizde atılması gereken malzemelerle böyle güzel, eğlenceli etkinlikler yapabilirsiniz. Evet çocuklar, şimdi etkinliğimizi bitirdiğimize göre size bir bilmece sormak istiyorum. Kağıt üzerinde dans eder, silgisiyle hatalarını siler. Bu bilmecemizin cevabını bir sonraki videomuzda hep beraber cevaplayalım. Sevgiyle kalın, hoşça kalın, evde kalın çocuklar.